İstanbul 2. Etap Açılış Töreni'ni katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşviklerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türkiye, Menderes ve Özal dönemi dışında böyle bilinçli bir hedefe sahip olmadığı ve gerekenleri yapmadığı için yarıştan kopmuştur. Yeniden bu yarışa dahil olmamız son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiğimiz adımlar ve atılımlar sonucu gerçekleşmiştir. Ülkemize 18 yılda yollar, köprüler, havalimanları gibi dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek bu tür merkezler kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık. Sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık. Hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik. Türkiye bugün geldiğimiz noktada 207 Üniversitesi, 1234 Araştırma Geliştirme Merkezi, 365 Tasarım Merkezi ve 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesinden oluşan güçlü araştırma altyapısına sahip bir ülke haline geldi. Bu merkezler birbirinden kıymetli firmalara, girişimcilere ve cevval gençlerimize şu anda ev sahipliği yapıyor. Akademik ve teknik bilginin ekonomik değere dönüştüğü bu sistemde üretilen her unsur ülkemizin hedeflerine yaklaşmasına katkı sağlıyor. Sadece Teknopark İstanbul'da bugüne kadar yapılan işler dahi tek başına bu gerçeğin en muşahhas ifadesidir. Teknopark İstanbul'da 312 şirket ve Kuluçka merkezindeki girişimciler 5000'in üzerinde çalışanı istihdam ediliyor. Savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alanda öncü projeler burada ortaya çıktı. Aselsan, Tay, Tİ, Roketsan, STM, BMC Power gibi büyük şirketler Altınay Havacılık, Powatek, Femsan, Armersan, Figes gibi yüksek teknoloji firmaları burada yerli ve milli projelere imza atıyor. Ülkemizin gururu Milgem Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, Akya Torpido ve LHD amfibi hücum gemisi gibi projelerin ARGE çalışmaları Teknopark İstanbul'da yürütülüyor. Savunma, havacılık ve uzay, sağlık endüstrisi, denizcilik ve siber güvenlik kümelenmeleri dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak, milli teknolojileri üretmek, yerli sanayimizi bir üst lige çıkarmak hedefleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu kritik şirketlerin yanında yeni filizlenen girişimler de Teknopark İstanbul'un imkanlarından faydalanıyor. Halen 95'i aşkın girişimci, inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde ARGE çalışmalarını burada yürütüyor. Bunların arasında laboratuvarda yabay elma, yapay elmas üreten anne sütünü zehirli kimyasallardan arındıran yapay zeka ile risk tahmini yapan sahte ilaçların tespitini sağlayan akciğer kanserinin üç boyutlu navigasyon yöntemiyle teşhisini kolaylaştıran çalışmalar yürüten gruplar da burada bulunuyor. Tüm etapları tamamlandığında İstanbul Teknopark 1,5 milyon metrekarelik kapalı alanda binden fazla ARGE firmasına ev sahipliği yapan bir yere dönüşecek. Amacımız burasını 43 bin araştırma geliştirme mühendisinin çalıştığı dünyanın sayılı ARGE merkezlerinden biri konumuna getirmektir. Ülkemizdeki 85 teknoparkımızın hepsinde de firmalara son derece cazip teşvikler sunuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'nin daha kısa bir zaman süre önce Türkiye'nin otomobili projesi halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılandı. Türkiye ilk yerli otomobil için harekete geçtiğinde birileri Türkiye'de otomobil sanayi kurulamaz diye resmi raporlar yazıp niyetlerini kayda geçiriyorlardı. Bu zihniyet ülkemize değerli arkadaşlar 60 yıl kaybettirdi. Biz bu adımı attık ve gördük ki Türkiye'nin gücü de potansiyeli de yeterli. Birçok Türk mühendis ve profesyonel yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp Sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına döndüler. Geçen sene uygulamaya başladığımız uluslararası lider araştırmacılar programına gelen talep de ümit verici seviyededir. Dünyanın en iyi üniversitelerinden, dünyanın en iyi araştırma merkezlerinden üst düzey araştırmacılar çalışmalarını yürütmek için artık ülkesini Türkiye'yi seçiyor. Türkiye genç nüfusuyla giderek yaşlanan Avrupa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji devi bölgelerinin yerine geçmeye adaydır. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin geleceği teknolojide ve inovasyondadır. Biz kendimizi savunma sanayinde ispatladık. Şimdi sırada üretimin diğer alanlarına geldi. Bilinçli bir stratejiyle bunu da başaracağımıza inanıyorum. Milli gelirde, ihracatta, iktisadi ve sosyal kalkınma göstergelerinde geldiğimiz yer bize bu cesareti veriyor. Bu başarıların üzerine yenilerini koyacak topyekün bir üretim seferberliğiyle Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezi yapacağız. 2018'in son çeyreğinde ve geçen sene Tamamen dış kaynaklı bir ekonomik saldırı sebebiyle hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Hamdolsun bu ekonomik tuzağı bozduk ve ekonomimiz yeniden yükselişe geçti. Türkiye için en kötü senaryoları yazan uluslararası kuruluşların tahminlerini boşa çıkarttık. Şimdi hepsi de biz hata etmişiz. Aslında Türkiye daha hızlı toparlanacak demeye başladılar. 2019'u her şeye rağmen pozitif büyüme ile kapatacağımız anlaşılıyor. Bu yılda öngörülenin çok üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Finansman maliyetlerinin düşmesiyle yatırım iklimi yeniden canlanmaya başladı. Otomobilden konuta kadar her sektörde bunun işaretlerini görüyoruz. Ekonomiye güven artıyor. Üretim cephesinden rekorlar gelmeye başladı. Sanayi üretimimiz 21 ay sonra %8,6'lık bir artışla rekora imza attı. İmalat sanayinde siparişler artıyor. İç talep güçleniyor. Buradan tüm iş dünyamıza seslenerek diyorum ki, zaman yatırım zamanıdır yatırım olacak ki üretim olsun ve istihdam artsın. Yani üzerimize düşen her şeyi biz yapıyoruz. Girişimci de üzerine düşeni yapsın diyor. Sonra geç kalırsınız. En büyük hayalimiz evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Birliğimize Beraberliğimize, kardeşliğimize, ülkemize ve milletimize olan inancımıza sıkı sıkıya sahip çıktığımız sürece, bu hayalimizi gerçeğe dönüştürmemize kimse mani olamaz.